Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şeye devam ediyoruz. Nakli delillere teslimiyet esastır. Şimdi bak. Peygamber var, kitap var, imanımız var elhamdülillah. Olduğu halde bu kadar kararsız, bu kadar çapraşık yollara giriliyorsa, ya bunlar olmadığın hayal bile edilemiyor. Yani olmasa, doğrunun niçin doğru olduğunu, yanlışın niçin yanlış olduğunu nasıl bilecektik? Akıl almıyor. Peki, imansızlar, Kur'an yok, kitap yok, peygamber yok, doğruyu nasıl buluyorlar? Ustad buna bir cevap vermiş. Çünkü diyor, o bakiyi kalan dinin kırpıntılarıymış. Mesela bir dinsiz bacım diyemez, anam diyemez diyorsa dinden kalmış o. Yani çevresinden etkilenmiş, dinlerden etkilenmiş. Çünkü din anne kavramı, bacı kavramı, helal haram kavramını din getirmiş. İslamiyet'in sirayeti değil midir abi? İslamiyet ve İslamiyet'ten önce işte dinlerin yani. Yani ne kadar dinsiz dayı olsa dini yaşıyor. İnanmadığı halde yaşıyor. Mesela bacım diyorsa, bazı şeylere ayıp diyorsa dindendir. Şimdi diyor ki, işaret icazda dinler gelmeseydi insan hayvan olarak kalacaktı diyor. Ya. Peki, burada devam ediyorum. Sözler 406. Kur'an'ın hakaik ilahiye dair beyanatı, tılsım-ı kainatı fethedip, sağ olasın, teşekkür ederim. Bir parça için. Bir daha. Kur'an'ın hakaik ilahiye dair beyanatı, ilahi şeyleri söylemesi, bir de tılsım-ı kainatı. Mesela insan en çok neyi merak etmiş? Kendisini merak etmiş. Ben neyim ya? İnsan, insan olduğunu bilemeyecekti din olmasaydı. İnsan, insan olduğunu bilmeyecekti. Nerede bilecekti ki? Mesela dinler var olduğu halde filozofların sözlerine bakın. İnsan nedir? Düşünen hayvandır demiş bir tanesi. Bunlar sıradan adam değil ha. Ötekisi mücadele eden hayvandır. Hep sonunda hayvan demiş. Aslında biraz doğru demiş adam yani. Nasıl demiş? Mesela üstadım. Ne için doğru demiş? Şu peygamberler diyor. Beşeri insanlık makama çıkartmak için gelmiş. Evet. Dolayısıyla o beşer olduğu için, hayvanat makamda olduğu için kendine görüyor. Tamam. Daha yani şunu şöyle söylüyor tabii ki. Şimdi dinler var. Dinler yoksa, olmasaydı insan insan olduğunu neyle nasıl bilecekti insanım ben? Hadi bildin. İsabet ettiğini kim söylüyor? O dinler var olduğu halde adam diyor ki mücadele eden hayvandır, düşünen hayvandır. Akleden hayvandır. Kavga eden hayvandır. İdealist sahibi hayvandır. Sonunda hayvan koymuş yani. Hayvandır diyor. Ben insan olduğumu kim söyleyecekti bana? Tamam insan olduğumu öğrendim. Ama emin miyim? Kim onayladı beni? Kim onayladı? Anladın mı? Ha, o zaman tılsımı kainatı fethedip hilkat alemin muammasını açan beyanat-ı Kur'aniyedir. İhbarat-ı gaybiyenin en mühimidir. İhbarat-ı gaybiye. Çünkü o hakaiki gaybiyi, mesela en büyük gayb kimdir? Allah değil mi? Öyle anlaşılır. İnsana en büyük gayb yine kendisidir. Çünkü Allah gayiplikten kısmen peygamber göndermiş. Biliyoruz.
Kitap göndermiş. Kainat göndermiş. Bir de fıtrat göndermiş. Bununla onu tanıyacaksın. İnsan hatta diyor ya men arafe nefse fekad arafe rabbehu. Arkadaşlar yani Allah bile diyor ki beni mi tanımak istiyorsun? Beni mi sevmek istiyorsun? Bana mı gelmek istiyorsun? An şart şu. Kantarın bozuksa tartacağın şeyler yanlış olur. O zaman beni mi tanımak istiyorsun? İlk önce kendini tanı. Beni mi sevmek istiyorsun? İlk önce kendini sev. Kendini sevmeyen Allah'ı sever mi? Kendisiyle barışık olmayan Allah ile barışık olur mu? Kendisiyle kavgalı olan eşiyle, kızıyla, oğluyla, dava arkadaşıyla, Müslümanla barışık olur mu? Kendini tanımayan kimi tanır? Kendiyle meşgul olmayan neyle meşgul olur? Belli. Cenab-ı Hak diyor ki, beni mi tanımak istiyorsun? Beni mi, beni gayblıktan mı çıkartmak istiyorsun? He? İlk önce sen kendini keşfet, gayblıktan çıkar. İnsan tanıması gereken kim? Cenab-ı Hak. Neyle tanıyacak? Onu tanımadan onu nasıl tanıyacak? İlk önce kendisi. Tanıyacak insan. Mesela hakaiki gaybiye. Gayb, en büyük gayb biziz. Kime? Kendimize. Hani duada yapmış ya bir tanesi. Salı dersinde mi yazmıştı? Ya Rabbi seni senden istiyor. Dün akşam yazmıştı. Yazmışlar. Çok ilginç değil mi? Konan diye birisi miydi? Ya Rab seni senden istiyor. Seni senden istiyor. Ben kendimi kendimden istiyor. Çünkü hakaiki gaybiyeyi o hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak. He? Hangisi doğru? Niye doğru da? Nereye göre doğru? Kim? Kime? Neyi? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Makam, maksat, uslup ve vasıfları ile sucuğunun, guslunun, hattın, battın, muttalığın. Yani nasıl bileceksin ya? O kadar yollar var ki. İnsan fıtratı hakaiki gaybi, hele gaybi hakikatleri hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak aklı beşerin kârı değildir ve olamaz. Akıl aklını çözemiyor ya. Akıl kendi aklını çözemiyor. Vahiy olmadan. Niye çözecek? Aklım aklıma bela olmuş. Aklım aklımın şerrinden kurtulmaya çalışıyor biliyor musun? Öyle değil mi? Kafa, aklımıza bela olmuş. Ben kendimi arıyorum. Kendimde. Yani düşünün, akılla bir şeyi çözmek şöyle dursun. Akıl kendisini çözememiş. Vahiy olmazsa nasıl yapacaksın? Beşerin en dahi hükemaları, o filozofları, dahileri, o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişemediği malumdur. En küçüğüne işte psikolojinin kurucularından sayılan Freud ve Jung denilen İsviçreli bir adam. Ömrü manastırlarda geçtiği halde anlattım ben adamın şeysini. Bak en küçüğüne yani diyor ki en can alıcı benim diyor kafamda benim dışımda diyor bana rağmen çalışan bir sistem var diyor. Bana rağmen. İstemediğim halde düşünceler şey geliyor. Kim olduğunu bilmiyor. Kulasa ediyorum ki kitabını. İnsanoğlu diyor onu çözmedikçe mutluluk yoktur. Ona huzur yoktur diyor. Ustad diyor ki 275 sözler. Onun sözlerini kendi sözü zanneder. İyi değilim. Sen misin onu diye. O adam şeytan kendisine tabi olanları kendisine tabi olanları unutturur. Kendisini kendisine tabi olanları unutturur. Şeytan yoksa şeytan bilinci yok, şuuru yok, imanı yoksa şeytan yok. Kafamdaki sesler İstemediğim düşünceler. Nereye vereceksin? O benim diyeceksin. Başka şansın var mı?
Bak nasıl sıkıntıdan seni kurtardım. Kafamda bir sürü şeyler var, varsayımlar var. Benimle alakası yok ki. Benim değildir diyorsun, işin içine çıkıyoruz. Doğru mu? Doğru bizim. O ne yapacak? Mücadele etmek zorunda. Mücadele ettikçe ne yapacak? Şiddetlenecektir ona. Kendiyle savaşamaz ki insan. Öyle işte savaşıyorsa başka şansı yok ki. Tahrip edilen de eden de aynı olacak. Çözülmek ve çözen de aynı. Sıkıntıya uğrayan da uğratan aynı. Yani işin tuhaf tarafı bu. Ama bildiğin zaman sıkıntı varmış. Uğraşma onunla. Seninle yaban arıları gibi. Arılar var ya, yaban arı. Uğraştıkça şiddetlenir sana. Kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Çünkü senin alakası yoktur o. Sen değilsin o. Onun sözü, şeytan diyor ya, kendisini kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettiriyor. Şeytan yoksa kafada kim var? Benim o. Bir tane söyle dedim. Ya arkadaşım dedi almaya da. Bu kafada ben değilsem öğreten kim o zaman diyor. Ben kitap okumadım, bir şey yapmadım. Yani şeytan denilen bir şey, sistem var. Yani böyle fikir üretebilir mi oraya diyor ya. Zannediyor ki şeytan böyle dışarıya çıkacak. E ne haber lan, bu tarafa git, camiye gitme, meyhaneye git. Öyle diyecek zannediyor. İşte beşerin en dahi hükeması dahi demiş ki bana rağmen çalışan bir sistem var. Ama ne olduğunu bilmiyor. Peki onu tanımasan, onu çözemezsen nasıl onu yöneteceksin? Nedir o? Din demiş, bu şeytandır. Bu da melektir. İyi ilham geldi. Ulan vahiy geldi deme, ilham işte. Bu tarafta melek, bu tarafta şeytan. Ben kavşağım. Kavşak, yol kavşağı. Geliyor, de ona. Bu tarafım ayıptır ya. Ver. Hayır ya. Biter, verme zekatı. Olur mu ya Allah'ın şeyi? İki taraf ses var. İki ses, hangisinin için doğru? İkisi de ben miyim ya? İkisi de sen değilsin. Sen üçüncü sensin. Burada tercih edeceksin. Sıstan sen. Haklısın. Sana. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Gördün mü kavşağı? Bunu dinler söylüyor ve rahat ediyoruz. İman ettik, namaz kılıyoruz, derslerimiz var, elhamdülillah ustadımız var, Resulullah'ımız var, Allah'ımız var. Gene işte acaba bir imansız şöyle olacak mı, mezarda şu olacak. Kim diyor? O, bu taraf, bu diyor, bu alçak. Bu diyor. Hayatını zehir etmek için. Onun için diyorum ya Yusuf, hani İmam-ı Şafii demiş ya, la teşbih ve la temsil. Sırf Kur'an gelmese, ve Asr suresi gelse, çapraşık dünyada istikamet yolu beşer bulurdu diyor. Sırf ve la suresiyle. Sırf olsa yeter. Bu fakir de diyor ki, külliyat gelmemiş olsa 14 tane kitap, kaç tane bab. Sırf lemaların hepsi değil. Lemaların hepsi değil. Ha, bu kadar bir şey işte. 13. lema yazdırılsaydı, sırf 13. lemayı üstad önümüze koysaydı, Allah onu ikram etseydi, bu asrın insanının istikameti için o yeterdi. Çekirdek olarak yeterdi. 13. lema. Evet, devam ediyorum. Hem o, hem Kur'an gösterdiği o hakaik ilahiye ve o hakaiki kevniyeyi, mesela bizi yaratan kim? Hakaiki ilahiye. Allah. Allah nasıl bir şey ya? Vahiy olmasa. Zaten kendisi bilinmiyor. E bildik nedir yani? Nasıl bir şeydir? Nasıl özelliği var? Kulu vallahu ehad. Sordular ya peygamber. Nasıl bir şey yani Allah? Kulu vallahu ehad. Allahu samed. O lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Dememiş olsa nerede bileceksin? İşte bu hakaiki ilahiye ve hakaiki kevni, bu kainat, 24. mektuptan, bu kainat gelenler niye gelmiş, nereye gidiyor, nereye akıyor, niye durmuyorlar, niye hemen kayboluyor, niye beka istiyorum ama fani değilim,
Niye her yerde olmak istiyorum ama bir yerdeyim? Cennet istiyorum ama fani dünyadayım. Niye? Niye buradayım? Niye bunları istiyorum ben? Fani şeyleri yiyorum. Fani dünyada vücuda geldim. İsteklerim hep ötelerde. Hiç burayla alakası yok. Ne istiyorsanız burada yok. Kimsin sen ya? Niye buradasın? Niye ben fanideyken beka istiyorum? Her yerde olmak isterken bir yerdeyim. Ölüme fıtratımda mutlak ölecekken ölmek istemiyorum. Ya arkadaş ne istiyorsam dünya bunun zıttı ya. Niye buradayım ben? Neyi çözeceksin? Ne diyor? Hakaiki kevniye. Kevni hakikat. Bu kainat durmaya niye durmuyor? Niye yaprak döküyor ya? Niye geliyorlar? Nereden geliyorlar? Niye gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Ne yapıyorlar burada? Var ya insan oğluna 4 sual. Nereden geldin? Nereye gidiyorum? Necim? Burası neresi? İşte Kur'an ve onun yolundan giden işte eserler, hakaiki ilahiye, Allah, Allah nasıl bir şey? Hakaiki kevne, şu mevcudat, beyanından sonra, yani insan bunu beyan edecek. Sonra safayı kalp, bunları nasıl bilecek insan? Kur'an beyan edecek. Anlamanın birinci yolu. Kur'an bunları beyan edecek. Ben kimim? Kainat nedir? Allah, en Allah, ben Allah'ım diyor. Kur'an bunu beyan edecek. Anlamanın yolu, birinci yolu bu. İki, safayı kalp sahibi olacağız. Yani safayı kalp, kalp temizliği elimizden geldiği kadar. Ruhu bir insan kabul ederseniz, Yusuf, beni ruh kabul et. Gözüm akıldır, kulağım kalpmiş. Muhakemat 35'te geçiyor galiba, 35. Kulak hep şeye nispet edilir, kalbe. Göz hep akla nispet edilir. Aklı gözüne inse, aklın gözü olsa. Bunu muhakematta açık söylüyor. Akıl gözü kalp kulağıyla bakarsa, dinlerse diye. Bak beni bir daha söylüyorum. Ruh olarak kabul edin. Göz akıl gibidir. Kulak kalp gibidir. Zaten kalp direkt şey, kulak kalbe bağlı. Şimdi bir şeyi, hakaiki ilahiyi, mevcudatı ve benim nasıl bilinir? Bir, Kur'an beyan edecek. İki, safayı kalp olacak. Üç, tezkiye-i nefis. Tezkiye-i nefis. Kendi şeylerini karıştırmayacaksın. Sonra ve ruhun terakkiyatından, ruhun terakkiyatı olacak. Dört, beş mi? Aklın beşinci, aklın tekemmülünden sonra beşerin ukulu, insanoğlunun aklı sadak dediği o hakaiki kabul eder. Kur'an'a barekallah der. İşte bu noktada Kur'an garip yani. Biz alışmışız da ülfet bela etmişiz şu Kur'an için. 406'da geçiyor. Yani Kur'an Allah'a söylüyor. Allah nedir? Allah nasıl bir şeydir? Sonra bu kainatı söyledim. Sonra insan bunu nasıl bilecek? Bir, Kur'an beyan edecek. İki, safayı kalp. Sonra safayı kalpten sonra tezkiye-i nefs. Sonra ruhun terakkiyatı, aklın tekemülü. 5 tane ile ne kadar yan yana getirebilirsek kamil insan oluyor. Mesela uygulayalım şey İbrahim. Din yok. Adam vefat etti. Sela okundu değil mi? Evet. Sela okundu. Nereye gitti? Matematikle çözebilir miyiz? Kimyayla? Nasıl çözebilir? Ne olacak şimdi o? Ya bu kadar masraf edildi. O adam güneş görmedi mi? O adam balık yemedi mi? Buğday yemedi mi? Ekmek yemedi mi? Masrafını düşünün Mehmet. Her nefes alışın masrafını düşünün. Yoğun bakım cihazı gibi düşünün. Yoğun bakılıyoruz şimdi. Niye cihaz takılmamış? Ama yoğun bakılıyoruz da ondan. Şimdi böbrek çalışıyor mu? Cihaza giriyor musunuz? Yok. Demek ki böbrek cihazı, diyaliz cihazı var. Kulaklıklar var. Bir sürü alet düşünün. Edile masrafa bakın. Adam gözü kullandı. Vefat eden bugün. Bilmiyorum belki 60-70 yaşında kullandı.
Kulağı kullandık, karaciğer, böbrek, dalak. Bunlar duygular, akıl, kalp, maneviyat. Kainatı kullandı, güneş, havayı. Sonra mevcudatı, buğdayı, dünyanın dönüşünü kullandı. Ne kadar masraf bu? 5 dakika gözü kaça kiraya verirdiniz? Peki bu adam vefat etti. Abdullah, bu adam vefat. Eğer ahiret yoksa bu adama yapılan masraflar israf olmuş olmaz mı? Madem yok olacaktı, niye bir kısa bir dönem için göz verilmiş? Madem yok olacaktı, niye beka duygusu verilmiş? Tamam, olmuş nasıl olmuşsa. Tam da bu adama edilen masrafa bakın. Aklı var mıydı bu adamın? Vardı, vardı. Bu adam malını israf etmezdi, aldığı maaşı yakmazdı. Adam malını israf etmezdi, niye? Akıllı olduğu için. Düşünün 8 milyar insan var. 8 milyar insanın aklını yapan aklükür Allah. 8, düşün böyle Zübeyir. 8 milyar insanın aklını yapmış. Geçmiş gelecek hariç. 8 milyar insanın aklının toplamının sahibi Allah. Bu kadar edilen masrafları yok edip kabre sokup insanı diriltmemek üzere yok ederek akılsızlık yapar mı? Bu aklın ustası. Çok tuhaf değil mi? Mesela insan maaş alıyor, çalışıyor, araba falan. Ya bunlar nasıl yok olur? Para nasıl yanar diye parayı tutuşturan olur mu? 8 milyar insanın aklını yapan aklı kül. İnsanı diriltmemek üzere kabre sokarak akılsızlık yapar mı? İmkansız. Bir akıl maaşını yakmıyorken Allah eserini yakar mı ya? Yani bu akıl bunu göstermiyor, göstergesi. Aklın sahibi, aklın ustası, aklın patronu bunu hiç yapmaz zaten. İşte bunları... Cenab-ı Allah'ın takip ettiği bir gaya var diyor. Bu şerlerin hepsi diyor, onun geçemez diyor. Mesela o işaret üzerinin sonunda. Melekler diyor ki, ya Rabbi kan dökecek, fitne çıkartacakları mı yaratacaksın? Diyor ki, ben insanoğlundan, insandan öyle bir şey takip ediyorum ki diyor Cenab-ı Allah. Sen bilmezsin diyor. O gayeme göre diyor fitnesi, kan dökmesini nazara almıyor. Diyor ki beşerin bu şurur ve fesatları onda vediye bırakılan sırra mukabil edemez. Edemez, galibe çalamaz. Peki o zaman ne diyor? Ancak diyor Allah'ın gaybın ilminden bir hikmet içindir diyor. Evet. Bu bilmiyor değil mi abi? Bilmeyecektir. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. Bilinmiyor. Allah şu anda bize ne bu kadar şere rağmen devam ediyor bu insanlık? Allah'ın takip ettiği Allahça malum bilmiyoruz, bildirilmemiş. Yani hani şöyle bir sır, misal verirdim ya, insanda bir sır var, kimse demez. Biraz böyle sırın bir düşük altı eşine söyler. Sonra yakınına söyler, evine söyler, akrabasına söyler, herkese söyler. Ama sırın derecesine göre hiç kimsenin bilmediği senin bir sırrın var, kimseye demezsin. Değil mi? Allah da böyle. Herkese deme, hiç kimseye demediği bir sırrı var. Sonra peygamberlere söylediği var. Sonra şunlara, şunlara, evliyalara, felemsal, felemsal. İşte insandan takip ettiğim bir sır var. Hiç kimseye dememiş. İnsan benim, şu hadisi kutsi var. Bu. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Sen Allah senin aleminde nasıl sır biliniyor bildiğimiz ama sırlığı çık sırlıktan çıkmamış. Biz de Allah'ın sırrıymışız. Takip ettiğim hikmet var diyor. Allah'ın gıybda gizli o. Allah'ın gıybda gizli evet. Ne kadar değerliymişiz ya. Allah şimdi mezara sokar mı seni? O vefat etti ya Selah. Hiçbirisi kafir de Müslümansa kabirde değil. İkisi de değildir. Yani insan buraya okuduğu zaman abi hani korkmuyor ya. Ya. Dibe, kafirse dibe gidecek. Oraya merhameten olur. Kafiri mezara bırakmak merhamettir. Toprağa bırakılır mı? Mama tabakasına gidecek aşağıya. Âli ise Allah merhameten orayı bırakır mı? Onu âlaya çıkartacak. Peki kafir azap için taalluku var cesede. Cesedin zerratını hissedecek ama aslı kendisi orada olmayacak. Mahmada olacak.
kıyamete kadar. Mağma tabakasında olacak. Ruhu mağma tabakasına uygun bir libas giydirilecek orada. Ama cesedinin zerratı ile elem alacak. Yılan, akrep, çıyan hepsinden alacak kafir. Müslüman ise ancak iki gün mü ne geliyor? Cuma, cumartesi. O da ziyarete gelen olursa, askere ziyaret ettiğin gibi, ziyaretçisi var diye geliyor. Tamam. Onun ziyaretçisi var diye Allah oraya taluk ettiriyor, geleni görür. Orasıymış. Oraya gitmek gerek. Ne kadar mesafede görür demiş. Hepsini yazmışlar be Mehmet. Ne kadar mesafede seni görür? Cemaat imama uyduğu mesafe kadar olursa görür. Allah müsaade ediyor ona. Hangi günler abi? Cuma var, perşembe var. Bazı alimlere göre cumartesi de dahildir demiş. Perşembe, aslında perşembe ikinden sonra cuma ikindiye kadar bir de pazartesi günü diye. Pazartesi diye de var. Pazartesi galiba. Şey, perşembe ikinden sonra, cuma günü ikinden sonra bitiyor. Gidip seni görüyor. Ama nasibi varsa da. Yani müsaade ediliyorsa. O zaman üstad o dediği hikmet mi o zaman? O çok üstü ya. Hani işte gitmeye gerek yok diyor Fatih Okul. Hayır da okul gidelim. Ha şey o görme yani seni görmen, beni görmek istiyor diyor. Sen baban ölmüş rahmetli. Kaç hafta oldu? Ya, iki ay oldu. İki ay. Şimdi sen her şeyin gider. Oraya gitmene gerek yok. Ama dersen ki ben oğluyum, beni de görsün, hasretin gidersin. Dersen gidersin. Onunla alakalı o. Bir de orada fikrin açıksa çıkıp da şey var ya. He? Fikrin açıksa çıkıp da giriyor ya mezara. Ha, yani mezara evet. Önüne almak için. Yani bir belki günahlardan ama Peygamberimiz Aleyhisselam ziyarete şey yapmış. O öyle demiş. Yani gitmeye gerek yok. Şeyin gider. Ama Peygamberimiz ibret alsın, insanın heysiyatı değilsin diye hasta ve kabir ziyaretlerini müsaade etmiş. Böyle, hatta teşvik etmiş. Bu dediğin şey abi, hadis de sandı değil mi abi? Evet, evet. Allah Allah. Evet. Görüyor seni. Görüyor ha. Bakın ne kadar hoş. Peki onun delilleri o kadar acayip ki, mesela herkes yaşamıştır. O akşam rüya görenler, niye üzgündün oğlum diyor. Bana geldi, niye üzgündün sen diyor. Başlarda gitmedim aslında abi, Kur'an'dan dolayı hemen rüyama geldi. Geldi değil mi? Yani. Gitmedin. Gitmedim, rüyama geldi. Rüyana geldi. Peki nereden biliyor gitmediğini? Madem yok oldu, toprağa gitti, kaybolduysa iki aydan beri. Sen gitmediğini nereden biliyor ki rüyana geliyor? Niye gelmedin diye. Bana dedi ki cebim, yastığımın altındaki çakı arkadaşımındır dedi. Onu arkadaşıma ver dedi. Vefatından üç gün, iki gün, üç gün sonra. Sağlık tamam ya. Tamam da nereden biliyor ya? Keşke arkadaşını da söyleseydi. Onu da ben buldum arkadaşını. Bir baktım yastığın, sabah kalktım, gittim yatağına baktım, yastığın altına hakikaten çakı var. Kim, kime, nereden nereye, ne haberi gönderiyor? Allah Resulü Bedir'de ve Uhud'da dedi ya, kafirler için, sizden daha iyi duyarlar beni diyor. Ya filani, Allah'ın vaadini gördünüz mü? Şahit misiniz? Bak ben şahit oldum. Gördünüz mü? Ya Resulallah, bunların kafası kesilmiş kafirler. Duyar mı? Siz beni duyduğunuzdan daha iyi duyar mı? Diyor. Havuz Ali abi şey anlatıyor. Tahir abi. Sen video gösterdin ya. Sungur abiyle Tahir abi konuşuyorlar. Havuz Ali abi sedirle oturmuş, kitabı yazmış, ağlıyormuş. Tahir abi anlatıyor. Abi niye ağlıyorsun demiş de. O tarihte 1900 kaçtı? 34 mi? 42 mi? 1942. İslamköy, İsparta, köy mezarlığına gitmiş. Hafız Ali abi açılmış ya. Barla'da da o alemleri dolaştığını yazıyor ya. Keşfet kubur ya. Kabir ehlini gördüm diyor. Tahir'i. Hepsi ağlıyordu diyor. Öyle bir vaybelya vardı ki. Öyle vaybelya vardı ki diyor. He. Bağlara kaçsam, şuraya kaçsam utanmıyor. Dağlara, şeylere, ovalara nereye kaçsam kaçayım. O vaybelyayı
kafamdan kurtaramıyorum. Hafız Ali abi kafasında o ölülerin vabilyasını. Neymiş? Hepsi niye vabilya diyorlarmış? Salih amel işleyemediklerini söylüyorlarmış. Biz niye azık götürmedik? Niye azık götürmedik diye. Ondan sonra ne demiş? Tahiri demiş. Bütün dünyaya dolaşsan, her şeyi okusan, kendisi alim, tarikat piriydi, başıydı. Keşfet kurbu oraya, mezardakiler görüyor. Dünyaya dolaşsan, her şeyi okusan. Helikopterle ve trenle dolaşsan. Helikopter ve trenle mi dolaşsan? Bizi. Böyle bir eseri dedi, bulamazsın dedi. Bir kere neticesi şu, 5-10 dakika okudun mu günde? Tesbihatı da yapsan, he vallahi. Bütün nurcuları, milyonlarca insanların günahı değil, sevabı sana geliyor. Geçmiştekilerin, gelecektekilerin, kuzeyde, güneyde, batıda, doğuda hepsinin. Bir tesbihat yaptı mı öğleyin? İşte sabah yaptılar tesbihat, ben de yaptım. Dünya yüzünde bütün nur talebenin geçmişinden geleceğine ortağı, benimsine de herkes ortak. Böyle bir şey sebep olmuş. Bundan daha büyük ne olur? Senin günahın bir tarafa, cemaatin bütün haseneleri bir tarafa. Ne olur ki bu? Bu nurculara has bir şey mi ki Üstad bunu söylüyorsa daha önce var mı bu kavmiyle? İştirak amali uhreviye sır diyor, sırıyla diyor. Demek ki hadis var bu manada, sebep olan yapan gibidir ya. Bu kanun buna ustada has değil yani de. Ama ustada daha camidir. Allah-u Alem kanaatim. Diğer şeylerinde de camidir. Cemaatlara da camidir. Adam evrat vermiş. Onu okuyor. Onun sebebül kel faysınca onu çektirene de gider. Ama ustad böyle biraz genel yapmış yani böyle şeyh mürit ilişkisi değil. Tesbihat yaptığın zaman sisteme giriyorsun. Yani la teşbih ve la temsil bir devletin, devleti girdiğin zaman memurun karşısında varmış gibi iş yapıyorsun. Tesbihat yapınca sisteme giriyorsun. Devlete giriyorsun. Şahs-ı manevi devletine giriyorsun. Tak tak tak. Bütün hasenelerini işliyorsun. Hop. Umum hafıza bir atıyorsun. Hemen üşüneme buluyor. Devlet hazinesi sana hemen veriyor. Çok acayip ya. Bir tanesi dedi ki abi hakikaten öyle mi? Vallahi gidince görürsün dedim. Olmazsa oradan bana veyle et. Yazıklar olsun abi yalan söyledin bana. Orada dersin. Yok geçer merak etme bekler beni. Devam edelim. Ne kadar oldu? Hükema-i işrakiyun kitaplarına ve sünnetin mizanı ile tartmayıp keşfiyat ve meşhudatına itimat eden mutasavvifenin kitaplarını teemmül eden bu hükmümüzü bila şüphe tasdik eder. Demek hakaiki Kur'aniyenin cinsinden ve Kur'an'ın dersinden aldıkları halde çünkü Kur'an değiller, böyle nakıs geliyor. Sözler 440. Hükema işrakim var. İşrakim kim? Biliyor musunuz? İşrakiye. Böyle doğuşları yaşayan. İşrakiye şeyi var, mesleği var. Mutezile imamları çoğusu bundan. Kitapların işrakiye, işrakşak böyle ilhama şeylere. Bunların kitapları dahi, yani böyle ilhama mazal oldukları halde. Bunların kitapları var. Kendi ilhamlarına kanaat etseler. Bak şimdi müsbete söylüyor. Bak işrakiyun imamları. Sünnet-i mizanlarıyla tartmayan keşfiyatlar var tarikatçıların. İşrakiye ilhamla hareket eder. Sünnetin mizanları ile tartmayıp keşfiyat ve meşhudatlarına itimat eden mutasavvifinin kitaplarını temül eden yani Kur'an'ın sari ifadelerine şu şudur, şu da şudur hiç zerresini gelemez. O da Kur'an adına çıktıkları halde. Ya. Mesela Allah kulu vallahi ahed doğmamıştır, doğurmamıştır. Nereden bilecektin demeseydi? Allah nasıl bir şey? Bak din adına Allah'ın çocuğu demiş. İsa Allah'ın çocuğu demiş ya. Yani çok acayip.
bütün uhrevi ve dünyevi ilmi ve yani şeyi söyledi. İlk önce ne anlatmaya çalıştı burada arkadaşlar? Din olmasa filozoflar yani dinin dışında olanların nasıl tostladılar? Dinin içinde oldukları halde diyor işrakiye ve tasavvuf. Eğer kitap ve sünnete, Kur'an ve sünnetin dışında ilhamlarına, keşfiyatlarına, kendi meşhudatlarına itimat edip beyanat yapıyorlar, gene Kur'an'ın şeyine asla gelemiyor, olmuyor. Bir kategori bunu, anlıyor musunuz? Bu hükema, felsefeci, yani kainat ve insan hakkında ne kadar tutarsın, ne alakası var, kabir sonrasını diyemiyor. Felsefeciler, dinsiz, Kur'an'a karşı iflas etmiş. Bir de Kur'an adına çıkan hükema-i işrakiyun, yani kendi ilhamına, tarikat, ehli tasavvuf, kendi keşfiyatlarına, sunuatlarına, tuluatlarına, meşhudatlarına, kendi içsel doğuşlarına, Kur'an'a bakmayıp, sünnete bakmayıp, kendi içsel doğuşlarına baktığın zaman, Kur'an ve sünnete baktığın zaman çok acayip, acayip bir tuhaf, garip bir hal ortaya çıkıyor. Çok garip garip. Mesela ben bir yere rastladım. Eskide gidiyordum, daha tanınmıyordum, daha iyiydi. Ne kadar hoştu o günler. Her yere girebiliyordum. Ondan sonra, evet bu akşam kim rüya gördü? Oturuyor böyle. Rüyaları dinliyor. Oo, neler, rüyalar uçuşuyor yani. Artık gündüzün ölçüleri, kitap ve sünnet, icma ve kıyaslar koyup, rüyalarla böyle canlanıyor. Oo, oo. Şeyh'im böyle gördüm, böyle gördüm, şöyle gördüm, böyle gördüm. Oo, anlasın. Yani ama istikamet olan da var tabii. Mesela Allah rahmet etsin, şehit ettiler Avustralya'da. Şeyin, Avustralya'da profesör, neydi o? Esat mı? Esat Coşan Hazreti. Mesela çok muvarek, istikam. Orada öldü mü? He? Orada öldü. Orada şehit ettiler. Avustralya'da şey yaptılar. Biliyoruz kimler yaptığını. Mesela Ali Uçar abiyle Bayram Yüksel abi Bulgaristan'da şehitler, trafik süsü verdiler. Ondan sonra Abdullah Yeğen abileri, Badıl abi, Rüştü abi, Sungur abi, Sait Özdemir abi, Aytimur abi. Adamlar bir sene, 6 ay içinde buharlaştırıldı. Buhar, 6 ay içinde buhar. Bir varmış bir yokmuş. Evet. Şimdi iki tane kategori var dedik. Dinsiz, bir de kitap ve sünnete uymayan işrakiyun ve tasavvufçuların da koyduğu. Kur'an'la kıyas edince yani şey olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Bütün uhrevi ve dünyevi ilmi ve ameli erkan-ı sitte-i imaniyenin her birisinin tavsilen, erkan-ı hamsi İslamiyenin her birisinin kasten ve cidden ve saadet-i dariyini temin eden bütün dusturları görür, gösterir. Muvazenesini muhafaza edip, tenasübünü idame edip, o hakaikin heyet-i mecmuasının tenasübünden hasıl olan hüsn ve cemali menbaından Kur'an'ın bir icaz-ı manevisi neşet eder. Fesubhanallah. Mesela bir ağaç düşünün. Yusuf, bir ağaç düşünür müsün abi? Böyle ihtişamlı bir ağaç. Yaprağı, öteki yaprağı. Yaprağı meyveye. Meyve kokusuna, tadına. Dalı budan. Birbirine zıt bir şey görür müsünüz ağaç? Hepsi birbirini tamamlar değil mi? Mesela ağacın büyüklüğüne göre yaprağın büyüklüğü, şekli. Her yaprağın böyle şekli, ana tema itibariyle aynı. Ama detayına baktığın zaman farklı. Çınar ağacının yaprakları hepsi aynıdır. Değil mi böyle? Ama bakın böyle, bu vahdaniyet aynıdır. Ama gidin böyle, daha husus şeyine bakın, renginden, estetiğinden mesela farklı, hepsi farklı. Şimdi kocaman bir ağaç, meyvenin kokusundan, tadından, renginden, meyvenin renginden, ağacın yaprağının renginden, ağacın dalından, budağından vesaire, mekanından, yani kurduğu fabrika işte daha, hiçbir birini ortadan kaldıracak, rencide edecek bir detay yok. Hepsi birbirini tamamlayacaktır. O şekilde tamamlama üzerine var Zübeyir. Tamam mı abi? Şimdi bir şey anlatacağım.
Hiçbirisini rencide etmiyor. 23 senede inen Kur'an, 23 senede la teşbih ve la temsil yazılan Risale-i Nur, birbirini cerh eden Kur'an 23 senede inmiş, birbirini ortadan kaldıracak hükümler, çatışan, çelişen hükümler yok. Bunu 13. şuada sözde söylüyor. Diyor ki, Kur'an'ın erkan hamsesi ve 6 tane sitteyi, iman esasları, 6 tane iman esasları, abdestinden, gusulünden, ahiretinden, dünyasından, psikolojisinden, zahirinden, batınına, kadınına, erkeğine, birbirine çelişen, çatışan hükümleri. Ağaca ağaç gibi düşünün. Bunu söyledim. Mesela dünya ve ahiret, mülk ve melekut, anne baba hükümleri, hukukları. Bunu söyledikten sonra bir daha okuyayım. Bir daha dinleyin aynı paragrafı. Bütün uhrevi ve dünyevi, ilmi ve ameli, erkan-ı sitti imaniye, imanın 6 tane iman esası, her birisinin tavsiyle erkan-ı hamsi İslamiye, İslam'ın 5 esasının detayları, içerikleri, her birisinin kasten ve cidden ve saadeti dariyeni temin eden, bunlar dünya ve ahireti saadetini temin eden bütün dusturları görür gösterir Kur'an. Görüyor ki gösteriyor. Muvazenesini muhafaza ediyor. Yani dengeyi biraz bir tanesini çoğaltmıyor, küçültmüyor. Şu, nefes almak iyi değil mi arkadaşlar? Çok iyi. Öküz deliği kadar yapsak burunu, akciğer ne olur? Patlar. Nefes almak çok iyidir diye burun deliğini öküz deliği kadar yaparsan patlar. Çünkü bu delik ciğere göredir. Bu ciğer de vücuda göredir. Bu vücuda göre ciğeri büyütmek veya bu ciğere göre bu burun deliğini çapını büyütmek tahrip eder. Anladın mı? Yani vücut nasıl uyumlu? Kainat da böyle uyumlu. Allah'ın nazarında 18 bin alem, dünya ve ahiret, mülk, melekut, manevi, maddi, cismani, ruhani, kadını, erkeği vesaire. Bütün sistem böyle birbirine uygun. Bir tarif daha ziyade etsen öteki taraf tarif oluyor. Acayip bir şey. Mesela bana kalsa bu niye inişte çıkışta olsun ki kulak? Düz yap böyle. Kimin hatırına gelir böyle? O zaman kulak patlardı biliyor musun sesle? Geliyor ses. Burada en zararsız, en normal bir yere indirgeniyor çarparak çarparak. Şu iniş çıkışlara ses dalgası, ses çok serttir. Koşarken giderken rüzgardır, araba. Ondan sonra bazen işe gelince hemen yakından direkt gelince ne kadar böyle rahatsız oluyoruz. Ses en zararsız hale indirgeniyor, sonra içeriye geçiyor. İkide bir rahatsız etmesin, sinek de içine güzel koku koymamış ki sinekler girmesin. Hemen kaçıyor. Acayip bir şey ya. Şimdi bana kalsa düz yapardım. İşte kainat şöyle bir bütüne baktığın zaman birbirinin hükmünü veya bir güzellik ziyade ettiğin zaman ötekisi dibe indirecek hiç şey yok. Hepsi bir ahenk, yani her bir detay diğer detayın hüsnünü, cemalini, kemalini, letafetini artırmak için hizmet ediyor. Bir teavun var, bir tesanut var, bir tecavup var, bir taanup var. Hep bir bütünlük var yani. Mesela ciğerim beynime, kulağıma, karaciğer, böbrek nasıl bir uyum var? İşte İslam'ın hükümleri, dünya ve ahiret, gaybi ve şehadeti, maddi ve manevi huzuru o kadar muvazenesini muhafaza edip, tenasübünü, dengesini idame edip, o hakaikın, heyet-i mecmuasının tenasübünden, yani dünya ve ahiret, genişliğine bakın, 18 bin alem, mesela değil, niye ben cehennemde korkuyorum? Niye rahatsızım? Cehennem vardı ondan. Bak görmediğim halde ondan tiksiniyor. Görmediğim halde cennet istiyorum. Yani bu kadar geniş heyet mecmuasının tenasübüne bakın. Yani uyumluluğuna bakın. O alemler orada, ben de burada, öyle değil. Hepsi bende aktif onlar. 18 bin alem aktif sende. Tenasübe bak yani. Tak tak. Böyle çatışma değil. Birbirine geçmiş. Tenasübünden hasıl olan hüsn ve cemalin menbaından, yani bütünlüğünden, arkadaşlar beraber hizmet ediyor değil, her biri diğerinin hizmetine hizmet ediyor. Uyumluluk ile öyle düşünmeyin yani böyle. İbrahim, her biri
diğerinin hizmetine hizmet ediyor. Hizmet ettiği kişi aynı anda o ona hizmet ediyor. Edile, kendisine hizmet edene hizmet ediyor. Benim vazifem ona uygun, onun vazifesi bana uygun. Bu nasıl bir düşünüş, nasıl bir tasarım, nasıl düşünmüş, nasıl hatırına gelmiş, nasıl kurmuş, nasıl yapmış bilmiyoruz. Nasıl yapmış bunu? Tenasübünden hasıl olan hüsn ve cemali menbaından böyle bir sistemin sahibine ne geliyormuş? Kur'an. Kur'an'ın bir icazı manevisi neşet eder. Kur'an denilen bir şey bu sistem içine nebeyan etmiş, süzülmüş. Çok doğal. Mesela koca insanın sistemini DNA'sına koymuş. İnsanın genetik silsilesini, geçmişini bir damla suya koymuş, nesli devam ediyor. Bir hücre. Lan benim akrabalarımı, anne babamın, ceddimin şifrelerini de aktarıyorum çocuğa. Yani nasıl bir sistem, nasıl hatırına geldi, nasıl bildi, tobe yani, tahayyülü küfür, küfür değil. Ama işin içinden çıkıyoruz, Allah diyoruz, hayır öyle değil. Allah nasıl yapmış bunu? Madde yok, mekan yok, zaman yok, mukayese yok, taklit yok, lümine yok, misal yok, model yok, muacele yok. İlk ve son, deneme yanılma yok. Yapacaksın en iyi olacak. Arabayı tamir ederiz, olmadı hadi geri bir daha yapalım, hadi bir denesen, öyle yok. Muacele yok, lümine yok, model yok, misal yok, madde yok, mekan yok, zaman yok, misal yok, patent yok, muacele yok. Çekiç keser de yok. Odunun içine ateşi koyacaksın, aynı yere karanlık koyacaksın. Nuru koyduğun yere karanlık koyacaksın. Odun diye göstereceksin. Odun olmayan odun göstereceksin. Yaktığın zaman odun mudur? Hepsi değişiyor diyor yani üstad da bir sene içinde hepsi değişiyor. Evet. Fakat o DNA değişmiyor o zaman. Değişmiyor. Sonra vücut hep değişiyor, parmak izi hep aynı. 10 sene önce vermiş adam diyor ki sen 10 sene vermiş. İşte bundan süzülmüş Kur'an. Böyle bir zattan. Biz teşvik için söyleyeyim. Bugün 200 Kur'an okudum. Baktım böyle bir Kur'an, bir cüz iyi, havam iyi. Daha iyi olsun dedim. Akıl çalışması yapacağım. Dedim ya bir iki sayfa alayım. Adamla biraz şey yaptık. Dedim sana hurma yedireceğim. Kabul etti ahmak. Size de yedireceğim o kaloriferin üzerine koyduk. O kırmızı hurma var ya sen. Onlar onu kuruldu. Size şimdi dersten sonra ikram edeceğim size de. Dedim ki bak o kadar hayvan bu. İki dilim yedireceğim dedim. Birkaç sayfa bana müsaade et de. Bir cüzden sonra hoşuma gitti ya Kur'an biraz. Keyif aldım. Sevap için değil. Yani Allah yazarsa bilemem yani. Ama lezzet alıyorum inan namazına. Yani bir cüzü bitirdim. Bir iki sayfa aldım. Baktım ki istemedi. Bir cüz dedi ya. Dedim sana bir iki dilim hurma yedireceğim. Tamam dedi. Bir iki cüz de derken, sayfa derken cüzü gitti adama. Adama yedirdim ama bir iki tane şey dilim. Ama bir cüzü kaptım. Şimdi böyle bir hayvan ya, böyle bir sistem de var bizde biliyor musun? Yani Kur'an nasıl bir şey ya? Nasıl doluyorsun pil gibi ya? O kadar canlı oluyorsun ki. Sonra oturdum, mahkemattan onu buldum. Koca bir gün çalıştım, bir şey buldum. Size naklettim. Bedeni ruh kabul ederseniz, bedenin ruh kulağı kalp, gözü akılmış. Kalp kulağıyla, akıl gözüyle. Gözü akla, kulağı kalbe nispet ediyor. Koca bir günde anladım ve bir... bak, kulağı kalbe, gözü akla nispet ediyor. Bir insan kabul edersen bunu, ruhu yani. Kalp nedir? Kalbin vazifesi kulak gibidir. Gözün vazifesi göz gibidir. Akıl gibidir. Göz, akıl gibi, kulak, kalp gibi. Ustalı bak ya, nasıl dolaşmış oraları. Oraları görmedim, yazmadım diyor. O da ben durumu iyi değil. Böyle hadi. İnsan doluyor be Zübeyir. Ondan sonra yüklendim böyle Kur'an'da. Sonra başladık şeye. Dünya işleri böyle şeyler olmasa, hiç meşgul etmese böyle bazı şeyler. Vallahi dalıp gidiyorsun ya. O kadar mükemmel oluyor ki. Sarı. Ama dolacaksın böyle. Neyse, niye söylüyorum biliyor musun? Yani
yaşanan bir dünyada örnekler, kesitler veriyorum ki yaparsanız böyle bir hayatta var. Keyif alıyorsun. Ama ilk önce zor oluyor. Ya nasıl oluyor? Bir his okuyoruz, haftada bir cüz okuyoruz. Yapa 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 gelişiyor. Biz de öyleydik. 1980'de Sümbül Efendi'de, 81-82 Mecidiyeköy'de öyle Zeki abi bize haftada bir cüz verirdi, haftada bir cüz. Ondan sonra şimdi bakıyorsun bir cüzü bir günde içeceğim. Ama yapa yapa, yapa yapa, yapa yapa, beraber ola ola, iyi insanlarla oturup kalka kalka. Yani şey için söylüyorum, böyle mümkün. Çok da keyif alacaksınız. Saat kaç oldu? Ha bir tane daha okuyayım, dersi bitireceğim. Nereden okumuştum şu paragrafı? 441 sözlerden. Bir tane de gene aynı sayfadan okuyorum. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Bak 13. sözde de var. Kainat 18 bin alem bir ağaç düşünün diyor. Ağacın meyvesi, yaprağını, kokusu, tadını kapatıyor mu? Mesela meyve düşünün. Koku, rengini, rengi, tadını, meyvenin kendisi, ağacı ortadan kaldırmıyor. Birbirini tamamlıyor. Çok acayip. Eğer bir yerde kusur gözükürse senin cehaletin var demektir. Ha, insan da böyle. Birbirini kapatmıyor arkadaşlar duygular ister. İşte bu sırrı azimdendir ki 18 bin alem, cennet, cehennem, arş, kürste böyle olduğu gibi sır kainatta da böyle, insanda da böyle, tamam Kur'an'da da böyle. Sırrı azimdendir ki ulema ilmi kelam, ilmi kelam alimleri Kur'an'ın şakirtleri oldukları halde bir kısmı onar cilt olarak erkan-ı imaniyeye dair binler eser yazdıklarını aldı. En az 10 cilt yazmış. Bir daha ilmi kelam alimleri Kur'an'ın şakirtleri oldukları halde 10 cilt ya. Ne var ya bir cilt Kur'an? Bir cilt Kur'an'dan 10 cilt, 60 cilt, 100 cilt kitap yazan var. Bir kısmı onar cilt olarak erkan-ı imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde Mutezile gibi. Mutezile bu oradan başladı. İtizal etmiş. Hazreti Hasan'la Hazreti Hasan-ı Basri. Orada itizal etmiş. Orada kişi fiilinin halikadır mesela kader meselesinde itizal etmiş. Yani ayrılmış Mutezile. Şimdi de işte Vehhabiler, Selefiler türemiş onların türevleri. Mutezile gibi onlar ne yapıyor Mutezile? Aklı nakli tercih ettikleri için aklı esas almışlar. Nakil var ya ayet hadis. Kafama uymadı bu. Bu yanlış. Hadis değil. Radiyallahu anh'ın kafası miyeng. Ölçü kaynağı mübarek maşallah. Hadis değildir. Yanlış. Hurafe, uydurma. Niçin yapmışlar? Aklı nakli tercih etmişler. Ettikleri için Kur'an'ın 10 ayeti kadar vuzuhla ifade ve kat'i ispat ve ciddi ikna edememişler. Adeta onlar uzak dalların altından lağım yapıp borularla ta alemin nihayetine kadar silsileyi esbabla gidip oradan silsileyi keser. Sonra ab-ı hayat hükmünde olan marifet ilahiyeyi ve vücudu vacibül vücudu ispat ederler. Ayet-i kerime ise, anlatacağım bunu. Ayet-i kerime ise her birisi birer Asay Musa gibi her yerde suyu çıkarabilir, her şeyden bir pencere açar, Sani Zülcelal'i tanıttırır, Kur'an'ın bahrinden teleşü eden Arabi Katre Risalesi'nde vesaire sözlerde şu hakikat fiilen ispat edilmiş ve gösterilmiştir. Yani şu, ilmi kelam alimleri dağdan buraya su getirmek için bir sürü yöntemler yapmışlar. Küm kullanmışlar, boru kullanmışlar. Şimdiki bir plastik boru, demir boru yok. Ona bu şey var ya parça parça tahtada neyse veya topraktan dağdan su getiriyorlar. İlmi kelam alimleri, kendileri aklılarını öne çıkartanlar. Ama Kur'an'a ve Kur'an'a tabi olan asıl eserleri ne yaparlar? Öyle dağdan su getirmeyle uğraşmazlar. Her yerde Asay Musa gibi vuruyorlar, suyu çıkartıyorlar. Oradan gelirken bazen işte su kaybı olur, su kesilir, kırılır, dökülür. Ama suyu burada nereye vurursan Asay Musa gibi bak. Ayet-i kerime ise
her birisine birer asay Musa gibi her yerde suyu çıkarabilir. Her şeyden bir pencere açar. Yani asıl imamların eseri ki Risale-i Nur da böyledir. Küplerle dağdan su getirmiyor. Bulunduğun yerden asay Musa'yı bir vuruyor su çıkartıyor. İşte hem şu sırdandır ki batını umura gidip sünnet-i seniyeye ittiba etmeyerek, meşrudatına itimat ederek yarı yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine geçip bir fırka teşkil eden fırak-ı dalenin bütün imamları hakaikin tenasübünü, muvazenesini muhafaza edemediğindendir ki böyle bidaya, dalalete düşüp bir cemaat-i beşeriyi yanlış yola sevk etmişler. İşte bunların bütün asleri ayet-i Kur'an'ın icazını gösterir. Yani şu ve bitti. Fırak-ı dalle var. Hem bizim içinde dalle var hem hariçte. Mesela Brahmanlar, Budistler. Bunlar böyle sırrı yakalamışlar. Nedir o? Beşere, yani beşeret var ya cesede, yedirmemişler, içirmemişler, çıplak böyle, aç susuz. Böyle insanın hissiyatları küfür engel değil, bedeni duygular, hisler çıkar. Böyle eşanın umurun batına geçerler. Eşanın arkasını görürler. Dalda böyle asılı dururlar. Kırık camların üzerinde yürürler, kesmezler. Veya biz de, şanın, biz de böyle nefsini öldüre öldüre bedenin arkasına geçen his, akıl değil. Hislerle geçmişse şiş yapar, keser, ateşi tutar, iş olmaz. Niye? Bedenin arkasındadır. Bunlar ne oldu? Hem oradan hem buradan fırkayı dalleye sebebiyet açtılar. Bir sürü sanki İslami'ymiş gibi. Bunu gördü mü adam? Elini şiş yapıyor, şiş yapıyor. Öteki camda yürüyor. Vay harika. Ha demek ki bu doğru yolda. Söylediği şeylerle adam din yapıyor bu sefer. Ötekisi ise tarikatsa onun söylediği, yaşadığı hareketleri, özel hayatı artık sünnet-i seniyenin önüne geçiyor. Bu adam şey olmasaydı bak şiş yapıyor. Demek ki bu doğrudur. Oysa sünnet-i seniyeye zıt hareket ettikçe Allah onlara bir ceza veriyor şerlerinde de. Ne veriyor? Ona istidraç veriyor. Mesela camın üzerinde yürüyene istidraç. Buna da veriyor. Böyle harikulade şeyler veriyor. İnsan da harikuladeyi görünce böyle harika adam. Harikuladesi var ya. Değil işte. İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani'sinde diyor ki bir insanın istidraç mı keramet mi? Nasıl anlarsın? Hayatında sünnet varsa keramettir, ikramdır, ihsandır, lütuftur, keremdir. Yoksa istidraçtır. Bidayı dalle ne demek? O camın üzerine Budistler, Brahmanlar, Şakyamuni Budalar. Bunlar nedir? Dalle. Kimdir o dalle? وَاِلِلْ مَغْلُوبِ عَلَيْهِمْ وَنَوْلِينَ Dalle var ya. Dalle ne demek? 25. sözden söylüyorum. Bizim akıl bize yeter diye peygamberin rehberini reddedenlere dalin denilir. Akıl bize yeter deyip sana tabi olmaktan uzak mı dururlar? Yani akıl bize yeter diyen adam peygamberin rehber yapmaz. Arabanın arkasına yazarlar ya resimler vesaireler. İzindeyiz falan. Ahmet'in, Mehmet'in, Hüseyin'in, peygamberin vesaire. İşte akıl bize yeter deyince dallin oluyor. Sen burada bir şey okumuştun ya siz. Adeta onlar uzak dağlarda altında lağım yapıp borularla su getiriyorlar yani. Bunu yapıyorlar kim? Onlardan Mutezile. İşrakî. Mesela sonunda niye böyle oluyor abi? Marifet-i ilahi vücudu, vacib vücudu ispat ediyorlar. Bunu öyle yapıyor mu ki abi bunlar? Mesela bu bir dedim ya bir müsbet bir şey. Kur'an'ı ve hadisin sarahatına değil, Kur'an okuyorlar, kendi içsel doğuşlarını söylüyorlar. Bunlar Allah'a ispat etmek için, müsbeti olan, Allah'ı anlatmak için bunların yolu şuna benzer. Yani ayet-i hadisten sarihine değil de içsel doğuş, meşrudatlarına, sunuatlarına, tuluatlarına, ilhamatlarına güvenen adam şuna benzer diyor. Dağdan, lağım dediğimiz, o bizim bildiğimiz lağım değil, su getirme yolu.
Oradan beri su getirmek meşakkatine benzer. Çok zor. Bazen kesilip ne yapılır? Ama asrın imamları, ki İmam-ı Rabbani Hazretleri bu asırdan önceydi. Bizden önce Mevlana Ali'di Bağdat'ı, İmam-ı Rabbani böyle gidiyor. İşte Risale-i bu dağdan onları suyu böyle getirme yöntemini yapmıyor. Çünkü herkes getiremez. Su kesilir kopar. Asa-i Musa gibi, Musa'nın asası gibi vurdu yerde su çıkartıyor. Yani oho Allah var çünkü rüyalar var. Allah olmasaydı işte bizim şeyhimiz böyle görmezdi, şiş olmazdı. Şiş işte bu. Dağdan lağına su getirmek gibi. Şiş de, şiş İslamiyet'in hakkaniyetine, doğruluğuna delil yapmak. O aynı ona benziyor. Hiç ona gerek yok ki. Ondan sonra sen öyle dedin ama diş dünya nasıl anladı onu? Nasıl anladı Avrupa? İslamiyet öyle mi ya? Ateşi tutuyor, şişleniyor, bilmem ne yapıyor. Niye televizyonlarda onu gösteriyorlar? İslam'a hizmet olsun diye mi? Onun niyeti başka. Gösteren kim? Bak gençler, Bağdat Caddesi, Taksim'dekiler, Harbi, Osmaniye'dekiler. Gençler, İslam var ya. Ha böyle işte. Şişmiş. Bizim lise okurken oluyordu. Bak görüyor musunuz da şişliyorlar. Ha İslam budur. Gittiğiniz yere bakın. Siz nereye götürün şişleneceksiniz. Ulan şişleneceğiz ha. Niye? Ondan daha ileri geçemezsiniz ki derdi hocam. Bak zikrediyorlar. İslam onu gösteriyor. Bak en zirve adam. Şişleniyor. Bu. Netice bu. Bunu ister misin? Bir de bizim hoca derdi. Getirirdi bir tabelayı. Sanat var ya sanat. Yani hat sanatı. Latince'de de var yani. Güzel yazma. O yazı birbirine girmiş ya sanat. Alt üst üstü böyle ağaç yapmış. Bak Arapça böyle. Bunu yazabilir misin? Bu öğrenilir mi? Dermiş hain adam. Oysa 3500 tane Çin ve Japon harfi var. İnsana anlatayım ben Japon harfi. İnsan şöyle. Bunu görürseniz insan. Peki böyle görürseniz ne? He? Yok şey açama ağacı. He vesaire. Yani manaya göre şekillendiriyor. Ne kadar o zaman şekil var? 350 bin harf var. En az 60 bin harfi şey yapacaksın gibi kitap okuyorsun. O zaman okumak kolay mı içince? Mesela bir İngiliz çocuğu 400 sene önceki ecdadın kitabını okuyabiliyor. Rahat da anlıyor. Çünkü harf bozulmamış. Biz 60 sene, 70 sene önceki ecdadımız kitabını okuyamıyoruz. Çünkü bir gecede herkes cahil oldu. Harf değişimi zamanla ona geçmek için, parada da öyle, yeni sisteme geçmek için bir zaman süreci olur ki ona geçilsin. Bir anda kestiğin zaman bütün millet sıfır oluyor beyni. Yani geçiş süresi olmuyor. Para bile, elindeki paralar geçebilmesi için bir sene, en az 6 ay veya bir sene lazım. İlim nasıl olacak? Bir anda, bir gecede kim öyle? Bir gecede bu millet cahil yapılmış. Bir gecede. Yani bir gecede yasaklanmış. Oysa geçiş olsa diyelim, yani daha kolay dahi dese ne diyorsun? Ama en az bir 6 ay, bir geçiş süreci, bir sene süreç olsaydı bu millet kopmayacaktı. Bir anda cahil olmayacaktı. Yani Türkiye şimdi kanun çıkartıyor. En az 6 ay sonra diyor değil mi? Veya bir sene sonra. Aslına geçecek. Ona göre diyor. Herkes yavaş yavaş uçak gibi o şeye alışıyor, adapte oluyor. Ya neyse yani. Bilin. Yani bu olmuş. Ben bir şey itham etmiyorum. Bir gecede yasaklanmış. Harf yasaklanmış. Ben sana marifete ulaşmaları Mutezile'nin en çok temizleyenler de onlardan birkaç kişi. İbn-i Kayyım, İbn-i Kesir gibi İsrailiyet hurafeleri de en çok onlar temizlemiş. O, evet. Onlar çünkü İlmi Kelam alimleri ya. Ama yani kendi keşfiyatları böyle oluyor. Neyse burada kesiyorum. Sen nefes derinden aldığına göre sistemde sıkıntı var galiba. Yok mu? Ha? Tamam. Yani şu. Arkadaşlar Kur'an, şey bizde Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Dile-i şeriye bitti. Diğerleri ne kadar acayip bir hal oluyor. Mesela bunlar camda yürümek ne kadar, yani doğruluk ölçüsü ne kadar şeyse camı sokuyor, şişi sokuyor. Şimdi diyorlar ki vay be ulan ne kadar makbul adam ki şey. Oysa kar mı veriyor? Kar mı veriyor gençlere? Bizim hoca derdi bak
Bu adam kaç sene röportaj yapıyorlar, getirmiş adam. Tarihçi vardı bir tane Diyarbakırlı zındık. Tabi cevap veriyorduk da yani. Oho ortalık karışıyordu, bir daha yapamam. Bak diyor, en zirve adam bu adam diyor. Bilmem kaç sene bu pir. Ama bak vardığı netice bu diyor. Siz de nasip olursa size diyor en zirve şişi sokacaksınız. Netice bu. Hiç alakası yok. Ondan sonra hocam dedim o sanatı siz getirdiniz yazı. Arapça bu yazı değildir Osmanlıca. Kasten siz tarihçisiniz. Çok iyi biliyorsunuz bunu ama kasten tabii. Sınıf kimse kabul etmedi, bir taş yapmadı. Yani böyle şey süreçler yaşanıyor. Yani televizyona çıkan hocalar var ya, onlar gibi mi? Yani televizyona gidip de nasıl anlarız hak ve mi doğru mu? Şöyle anlarsın. Dinin esasatı, yani bu millete lazım, en lüzumlu, %90'ıdır. Dinin %10'u içtihadi meseledir. O da Peygamber Aleyhisselam'dan sonra peygamber gelmeyeceğine göre, coğrafya bakımından Tunus, Cezayir, Doğu Türkistan, Kazakistan, Sibirya, Arabistan hem bölgeler farklı, hem mekan farklı, hem kültür farklı, hem örf, anane farklı mı? Farklı. Bunların İslam'a adapte olabilmesi için bir tanesinde kar var, bir tanesinde Afrika'da şey yok, su yok. Nasıl abdest alacak? İşte dinin içtihadi imamlar var ya, Hanefi mezhebi, Şafii, o dört mezhep, bu dinin %10'unda iş yapıyor. %90'ında değil. %90 Allah demiş, bitmiş. Ve hakkı müsele vaat-ı zeka. Namaz kılın, zekat verin. İçtihat olmaz. İçtihat, Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli. Nerede bunların işlevi? İşte dinimizin %90 açık ve net getirmiş hükümleri, %10'u net yapmamış. Mesela, el-muflihun. Felah bulacaklar. Kim felah bulacak? Ha. İşte bu imamlar, İran tarafında olan İmam-ı Şafii, o ayeti, o gelenek, örf, anane, kültürüne göre İslam'a geçişini o belirlenmemiş ayet ve hadiste o topluma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı uygulamalarından bir tanesini söylüyor. Mesela çoraplı da kılmış, ona takonya diyorlar böyle, deriden bir patik vardı Allah Resulü. Bir zaman çoraplı kılmış, bir zaman kılmamış. İmam-ı Şafii kendisi uydurmamış. Çorapsız kılmak. Allah Resulü'nün tatbikatında var. Yani çorapsız kılmak da var, çoraplı da var. İmam Azam demiş ki şehirdesiniz ya, abdest alacaksınız, mescide geleceksiniz, ıslak ayak, 10 safa gideceksin, bir sürü ıslak şey yapacaksın. Adam da gelecek arkandakine şey yapacak, secde edecek. Lan çorap giyin ya. Nereden çıkarttın? Allah Resulü'nün çoraplısını tercih ediyorum. Şehirde. İmam Şafii dedi ki siz köylüsünüz, kursalsınız, köylüsünüz. Tam çiftçilikle uğraşıyor. Gübre var, pislik var. Çıkartın şey çorabını. Çorapsız sünnettir. Niye? Allah Resulü'nün sünnet çorapsızlığını tercih etmiş. Yani mezheplerin içtihadı kendi düşünüp çıkartmış değil. O topluma, o kültüre, o geleneğin, o ihtiyacına Allah Resulü'nün aynı fiilde farklı tatbikatları olmuş. Bunu değil, bunu değil, ha bunu seçtim. Bir tane de örnek vereyim. Ya Resulallah dedi Ayşe validemiz radiyallahu anh'a. Kan aktı dedi ya. Böyle kendi dedi ama elini sürdü alnına karısı. Ondan sonra gösterdi. Allah Resulü de gitti abdest aldı. İmam Azam dedi ki kan aktığı için, İmam Şafii dedi ki kadın elini sürdüğü için dedi. Niye? Şimdi İmam Azam niçin dedi? Ya bu toplumdadır, yani İstanbul'dadır, metrodadır, şurada burada şey yapacak. Kadına temas etmedi şimdi. Her zaman abdest nasıl alacak? Nasıl abdesti duracak? İş yerinde, ofisinde namaz kılacak ya. O geldi, bu geldi, temas etti. Bilmem ne oldu. Abdest, o kadın temasla olmaz diyor. Yani o yöre göre kan ne olur diyor. Hem de kan şehirde mikropa sebeptir. Dolga dedi ki ona kadın senin ne işine yapardı? Dağda bayırdasın böyle fitne olur. Zinaya düşersin. Ondan sonra kan da değil, kadın sürdü. Kadın sürmesin. O zaman ne yapacaksın? Aman ha abdestim gider, uzak dur. Yani bu %10'dur. İşte televizyonda nasıl anlarız? Dinin %90 esasatını bırakıp %10 içtihadı meseleleri kaşıyan, gündemde tutan o adam ehli bidadır, fitnecidir. Fitnedir o insan. Ölçü bu. Namazı anlatması lazım, orucu anlatması lazım,
iman esaslarını anlatması lazım. Adam yani toplumdan topluma olan o içtihadi şeyleri getirip kaşıyor. Fitne adam. Fitne hiç lazım olmayacak şeylerden bahsediyor. Hiç alakası şeylerden insanları din adına meşgul ediyor. İşte akılları ve kalpleri sipsiyah, zifiri olan bu ruh sahiplerinin, ruhsal hasta insanların, ehli bidat ve fasıkların uzantısı olan ellerini din adına öptüreceklerdi bize Risale-i Nur olmasaydı. Allah muhafaza etti de bize ikramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan durusu Kur'an'ı içinde bizi tuttu ve Kur'an'ın son icazı manevisine bizi talep eyledi. Ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin iktizası olan bu hizmeti imaniye Kur'an eden bizi alma Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, 124 bin peygamberin istediklerini istiyoruz, sığındıklarında da sığınıyoruz. Ruhumuzu alırken Ya Rabbel Alemin, talebi uluma müekkel meleki müekkeli bize nasip eyle. Ve alemi gayba ve 18 bin aleme rucumuzu şehit unvanıyla dönmeyi nasip eyle. Amin. Ve ahirde vahumenin hamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha teman selavat.